yolla cemlenenler. Tabii bu. Normal yolla cemlenen isimler. Hansılarıydı mənimdir? Orada öyle bir ifade işletmiştim ben size. Mahsuru besli olan normal Aysa öyle, öyle. canlılar. Bəli. Esnen cəmlənənlər normal cəmlənən isimlerdir. Kökünden değişerek cəmlənən isimler var idi. Ondan sonra başka hansılar var idi? Təki cəmi bir olanlar var idi. Mürəkkəb isimler var idi ki, hansı ki birinci komponent cəmlənirdi. Bak, sonu esnen cəmlənmirsə, es şəkilsi qəbul edib cəmlənmirsə, sona ha müəllimlər, lap sona. Es şəkilsi qəbul edib cəmlənmirsə, o qeyri normal yolla cəmlənənlərə aiddir. Amma es şəkilsi ilə cəmlənirsə, S, I, S ile cemlenirse bu normaldir. Da size bir ezberlemeye ihtiyaç yoktu ki bunun yerli kalıbı el olur, bunun yerli kalıbı el olur. Siz sadece yadda saklayın ki S, I, S ile cemlenirse onun tekte yerli kalıbı apostrof S'di. Cemde ise bir de apostrofla düzelir. Çünkü zaten onun özünde S var. Cemlenir. S şekilcisi var. Cemde ise bir de ne apostrof elave edirsiniz cem ismin yanına. Hansılara? Sonu S, I, S ile bitenlere. Ve son cümlede cümlenenler hansılarıydı? Neden? Kökünden değişiyor Men, cümlenenler. women, women, kuzgiz, Kökten kurgiz. değişerek. Melme, onlar da tek apostrof esinen Gözler, yerli yerli. gözlüğün benimdir, gözlüğün. Ben size ne dediğim bayaklarım dedim ki es yesinin cemlenirse tekinde apostrof es. Cəminde bir tane apostrofla düzelir. İndi qeyri normal yolla cəmlənənlər isə təkində də, cəmində də apostrof S olur. Kökündən dəyişərək cəmlənənlərdə. İkincisi, təki cəmi bir olanlarda. Ondan sonra üçüncüsü, həmişə cəmli olanlar. Ondan sonra həmişə təkdə olanlar. Beşincisi yani söz önlü mürekkep isimler. Mürekkep isimler. Bunların hamısı bu gayri normal yolla cemlenmeye ait diye hamısının teki de cemi de apostrofesi olur. Tekte de cemde de. Tekte de cemde de apostrofes. Yani apostrofes. Mesela men sözü emen. Apostrofes. Cem forması olanda men. O da apostrofes. Yani bu şekilde. İndahatin olduğu diğer normal yolla cemlenme, normal yolla cemlenme ne demektir? Ve onların yerli kalınca düzelir. Yani söz ezberlemeye ihtiyaç böyle var ki bilin ki gayri normal yolla cemlenenler hansızdır, normal yolla cemlenenler hansızdır. Demeli, eğer S ile cemlenirse onun apostrof, yani yerli kalı, tek de apostrof S, mesela Ege o. Apostrof S cemde ise bir de ne apostrofla cemlenir? Bir de ne apostrofla yerli kalı kabul edilir. Gayri normal yolla cemlenenler hansılarıydı? Kökten değişerek cemlenenler, teki cemi bir olanlar, hemşe cemde olanlar, hemşe tekte olanlar, söz önlü mürekkep isimler. Bunların hamısı neyi neyir? Tekte de, cemde de apostrofes kabul edilir. Yani mesela için söz önlü mürekkep isimlere misal getireyim. Onlar neyle düzelir? İnfikslerle düzelir. İnfiks nedir? Söz, iki sözü birleştiren söz önüne infiks denilir. Prefiks nedir? Öne koşulan şekilcilerdir. Safiks sona koşulan şekilcilerdir. Demek infiksle olan mürekkep isimlerin yerli kalı sona apostrofesine düzelir. Tekinde de ceminde de. Mesela için E, mazenlu. Burada da apostrofesi olur. Mazenlu'da da. Burada da apostrofesi olur. Gördüğünüz gibi mənimle teki de cemi de neyine de apostrofesine düzeldi. Yeni keşiri cansızların yerli kalını. Cansızlar. Cansızların yerli kalı ya ofunan düzelir. Ya da hem apostrofesine hem ofunan düzelir. Yani ya sırf tehcir ofunan düzelir ya ikisiyle de düzelebilir. Cansızların yerli kalı. Ne zaman ofunan düzelir? Eğer
O mənsub olan isim, yəni ikinci isim. Səsləri bağlayın, xışıltı gəlir. Mənsub olan isim, ikinci isim. Əgər o əşyanın, o cansız nədirsə, onun parçasıdırsa, biz onu ondan ayıranda, yerdə qalan hissə işə yaramırsa, ofla olmalıdır. Yəni əgər onun parçasıdırsa. Məsələn deyək ki, stolun qıçını qıranda o stol işə yarayır müəllimlər. Yəni o stolda normal Hey. qaydada istifadə edə bilirsiniz. Xeyr. Evin qapısı olmasa o ev sayılır mı? Hey. Yəni dört künc eləcə elə isə benimki kapalı bir yerdir. Orada nə olmur? Ev sayılmır. Evin pəncərəsi olmasa ev sayılmır. Vəsairə. Bu cür. Əgər ondan ayrılandan sonra, yəni o mənsub olan əşyanı ondan ayrılandan sonra yerdə qalan hissə işə yaramırsa, o zaman o sadəcə ofla düzəlir. Məsələn, a leg of the table. Sonra deyək məsəl üçün a handle of the door. Müəllimə, o günləri siz bir test izah eləmişdiniz. Orada Time'ın testi. Orada var idi tülkünün xəzi. Hə, deyəcəm, onu deyəcəm. O cansız deyil ki, o başqa da o heyvanların yəni kaldı. Onu izah eləyəcəm. İzah eləyəcəm. İndi deməli, nə zaman biz ofnan veririk? Əgər ona mənsub olan hissəni ayıranda yerdə qalan işə yaramırsa, nə ilə veririk biz onun yəni kalını? Ofnan veririk. Gördüyünüz kimi ofnan veririk. Amma yox, ayıranda yerdəki işə yarayırsa, onu ofnan da verə bilərik. Apostrofesini de verə bilərik. Məsələn, şəhərin parkları. Şəhərin parkı. Park olmasa şəhər şəhər deyil. Yəni elə şəhər var ki, heç onun içində park yoxdur. Amma şəhər yeni şəhərdir. Məsəl üçün, Cities Parks. Bir dəqiqə gözləyin. Cities Parks. Ha, bu yaxşı ipucu oldu. Bu yerdə qalan hissəni ayırmaq. Mən bunu seçə bilmirdim. Bəli, Pervanə Gözəl. müəllimə. Bəli. Cities Park. Məsəl üçün bunu siz nə ilə verə bilərsiniz? Apostrofesini də verə bilərsiniz. Oğlan da verə bilərsiniz. Çünki mən parkı ondan ayıranda şəhər şəhər olunur mu ki? Yeni şəhərdir də. Yeni şəhər olur. Bunu oğlan da veririk. Apostrofesini də verə bilirik. Həmişə beyninizdə yeri kalı görün dayalı. Mən bunu oğlan verim. Yoxsa apostrofesini verim. O saat canlandırır. O yanındakı varsa. Yəni o yanındakını biz çıxaranda. O yerdə qalan işə yarayır mı? Biz onu istifadə edə bilərik mi? Və yaxud öz tanılığını qoruyur mu? Qoruyursa da deməli biz onu ofla da verə bilərik, apostrofesle de verə bilərik. Ama əgər qorumursa, əgər o əşyanı koruyursuzsa, o cansızı koruyursuzsa, o artıq işə yaramırsa onu oradan ayıranda, o zaman məcbursuz ofla verməyə. Bu heç bir kitablarda yoxdur, ha müəllimlər. Bu praktika cəhətdən yığılmış bir şeydir. Ona görə bunu qeyd edin, özünüz də bilin. Təmin görürsünüz sizə bir-bir əzbər etmirəm ki, filan şey apostrofesi olur, filan es apostrof olur və s. Amma onu heç vaxt sizə yəni elə əzbərlətmirəm. Ondan sonra bir dənə istisnamız var. İstisna nədir? Kompüterin ekranı. Deyirik, computers screen. Çünki screen olmasa kompüter olmur. Bir dənə istisnamız budur. Bu əslində məsəl üçün görərsiz qayalı. Screen-i biz çıxarında kompüterin tamlığı itir. Bunu mən oxuna verəcəm. Xeyr, kompüterin ekranı bu bir dənə istisnadır. İstisnasını da qeyd etdim. Sonra nəyi deyəcəkdim sizə? Zaman, mesafe, vaxt. Onların yerli kanunu düzelirdi. Apostrofesle. Zaman, mesafe, məbləğ. Zaman, mesafe, məbləğ necə olur? Apostrofesle Ən düzəlir son, mesafe, məbləğ. evet. Necə olur? Apostrofesle olur. Yine Apostrofesle. gəlir müəllimlər, bəli. Apostrofesle olur. Gəlir bura. Deməli, bu okla düzəltdiklərimiz var, ha müəllimlər. Ofla düzəltdiyimiz feil bu deməli yəli kalları. Biz çevirib mürəkkəb isim kimi də yaza bilərik. Deyə bilərik ki, a table leg.
olsun apostrof almır de bu. Apostrofesi almır. Mürekkep isim kimde yazabiliriz? A table leg. Adlı halda. A door Sadece bu apostrof S ile işlenmeyenlere aitti bu. handle. Böyle çünkü şehir parkı denilen bir şey var mı? A city park. Şehir parkı. Şehir parkı, kent parkı ne farkı var? Ramsey ile park edin. Bu okunan işlenenlere aitti. Yani bakırsınız da görürsünüz onu siz mürekkep isim gibi işletebilirsiniz mi? Bunlar adeten yani ele işlenmeler, ele bu kaydedici işlenirler. Ama bu ofman verilenler hemçinin mürekkep isim gibi de istifade olunabilirler yani mümkündür. Sonra neyin dedik? Sonsuz bari dedik. Buyurun. Məlimə. Siz deyirsiniz a table leg. Bunun elə tərcüməsi de yiyəlik kimi tərcümə eləyirik. Yok, stol dışı. Mesela stol dışı da adam Başa dışı düşdüm. değil. Adam dışı değil, stol dışıdır. Kapı Dinara tarzıdır. müəllim, Buyurun. onu biz yiyəlik hal kimi götürürük. Yok Table yok yok, bu leg, yiyəlik mürekkebi. Yok, bu mürekkep isimdir. Kampanya. ha, başa düşdüm. Sonra neye diyecektim size? Hayvanların yiyelik halini düzelmez. Sonra bir neçe kayda var. Dikkatle kulağı alsın. Bir neçe esas kaydalar var. Hayvanların yerli kanı düzelmesi. Hayvanların yerli kanı düzel derken biz ne inirik? Eğer o hayvanın canından, kanından istifade edilirse, yani özünden istifade edilerek nese bir iş görürse, biz onu öldürürse o mahsul almak için öldürürse, bu zaman orada isim plus isim kaydası olur. Mesela çünkü cücenin supu nedeniyle diri diri eləmir ki öldürür de elə. Ona göre o olur chicken soup. Necə verir? İsim plus isim kaydası. Now plus now. Eğer öldürürse onun canından kanından istifade edilirse ne olur? Now plus now kaydası olur. Yani mesela chicken soup. Görürsünüz burada öldürürüz sonra pişiririz de bunu. Sonra direkt gözünüz zahmet olmasın. Sonra eğer biz onun mahsulundan istifade edirsek öldürmemiş. O zaman apostrofesinden istifade edirik. Eğer mahsulundan istifade edirsek. Mesela çünkü boynu yununu. Yunu biz ne boynu öldürüp istifade edirik yoksa nece? Hayır, öldürmürük. Öldürmüyor. Ona göre diğeri eşeği Bu. bu. Bir Mesela kosmur. ay son. Bir tane camel hair var. Bu apostrofesinden güzel. Yok, apostrofu mürekkep isim kimi. Camel hair. Bu mürekkep isim kimi. Güzel. Hayvanların yerli Ya kökünü düzeltmek için bak neyin bu yarıya? chicken soup orada yerli kaldı malum. Yani buna apostrofes vermeyi olmaz. Yerli kalın içerisine dahildi diye ona göre eleyeyim. Mesela şimdi buna apostrofes vermeyi olmaz. Bu mürekkep isimdi chicken soup. Hiç vakta apostrofesine vermeyi olmaz. Ama eğer o hayvana bir zarar vermeden ondan nesel deliydiyse de o zaman apostrofesine vereceksiniz. Mürekkep isim kimi vermeyeceksiniz. Devranı öldürüp onun tüklerinden istifade edirik. Yok yok. Bu istisnada ben istisnasını kaydederim burada Başa size. düştüm. Ancak orada apostrofes yazmamışsınız axı. Bu istisnada Melime, bu istisnada Bu bunu öldürmem. mürekkep isimdi. O başladı. Bu istisnada bir tane bu Tamam. istisnada. Tamam. Böyle. Dinara müəllim, məsələn bu chicken soup deyirik. Bu yiyəlik hal kimi gedir yoxsa... Yok, mürekkep isim gibi. Yani diyelim karşınıza bir tane çıkar. Bilin ki böyle olmalı. Bəzən testlerde verirler, elə bir çevirmə verirler ki, onu bura çevirin. Aysa, bak eləcə eləməyəcək. Bura kim aydın oldu mu elinde? Bəli. Aydındır. Ne kaldı? Bir şey gözlüğün. Bir neçə şey kaldı. Proseslere dikkat etmek istemiyorum. Tabi sen de Etiket. yapmışsın.
Substantivləşmiş sifətlərin yiyəlik çalın. Sonra Zətov Tamam. qaydası var. Onları izah edəcəm. Substantivals, adjectives. Ne demekti? İsimleşmiş sıfatlar. İsimleşmiş sıfatlar. İsimleşmiş sıfatlarda eğer o isimleşmiş sıfatlar hansılardır? Sakotalar. Millet adları, Yok. cavanlar, kocalar, Yaralılar. demek ki sıfatten isimleşir. Yaralılar. Bunların yerlik halları farklı olur. Mesela müəyyən bir grupu bildiren isimleşmiş sıfatlar var. Yaşlılar, cavanlar vesaire. Z ilə cəmlənirsə, Z artıqlı ilə cəmlənirsə, biz onlara yerlik halı okla verəcəyik. Z ilə cəmlənənlər. Cəmlənən gruplar. Mesela için Z oldu. Bunun yerlik halı of'la olacak. The problem of the world. Veya problems of the world. Substantivleşmiş isimdir. The young, the rich. Yanında people sözü olmadan ha müəllimlər. People sözü yoksa. Eğer ben ona people söz əlavə edirəmsə, artık onun yerlik alıp people'a verilecek. Deyək ki, yaşlı insanların problemleriyle bunu belə de verə bilərik. Bu şekilde de verə bilərik. Belə de verə bilərik. Yani biz bu oldu yerlik alıp vermirik ha. Yani onu yadda saxlayın. Oldu biz apostrofes verə bilmərik. Ya özüdürsə sözün okunan veririk yerlik alıp ya da ki gördüğünüz gibi yanında söz varsa people sözü varsa ona veririk apostrofesi. Heç vaxt ol sözün özünə apostrofes verə bilmərik. Onu yadda saxlayın. Bu bir. Yani bildiğiniz o substantivləşmiş sifətlər hansılardır? Göstərmişəm mən. PDF-də de var. Sonra əgər millət adları bak heç bir kitabda yazılmıyor ha bu. Yani dikkatle kulağı alsın. Millet adları. Sonu. CH ile bitirse. SH ile bitirse. ES ile bitirse. ES ile bitirse. Bütün bak bu gördüğünüz milletlerin yerlik halı ofla olacak. Yerde kalan hamısı apostrofesle olur. Yani yerlik halı bunların oflandı. Misal çekeceğim hamzına. Oflandı. Yerde kalan hamısı bak dikkatle kulağı alsın amelimler. Dikkatle kulağı alsın. Yerde kalanların hamısı nece olur? Of. Yok, yukarı Yerde esme. kalanları. Esme. Apostrofesle olur. Yalnız bunlar oflan olur. Mesela çünkü the French. Bunun yerli kağıdı neyle düzelecek? Ofna. The English. Ofna. Ofna. Niye sonu SH ile bitti? Chinese. Japanese. Neyle olacak? Ofla. Sonu neyle bitti? Swiss. Swiss yok sorry. SS ile yazması alamadım bir daha misal. Chinese, Japanese neyle bitir bunlarla? Demek bunların yerli çal nece olur? Of ile of. Yerde kalanı ne olur? Yerde kalanı. Apostrofes. Apostrofesine. Apostrofes ile. Aha. Bir de indi yadda saklı, indi ismin bunların cemlenmesine dair deyim düzdü. Cem'e aitti bu ama isimdi de isim mevzusudur. Eğer sonu CH ile SH ile bitirse bu nece cemlenir? Z artıklıyla cemlenir. Z ile. Z English. Vardı abi benim kitaplarımda. Formasını nece verirdik? E Man woman artıklı. sözüyle. An English. Man. Sonu s ile bitenlerde sadece en artıklı veririz.
CHSH ile bitenlerde man woman veririk. Neyle bitenler de sonu? Sonu ESE ile bitenlerin tekini sadece en artıklıyla Hangi düzeltmiştik. diyelim de gelirim elime. Bak ben dedim ki yerli kağıt ne diyeceğiz düzelir. Yerli kağıt bunlar varsa ofla düzelir. Ama görsünüz burada böldüm. Evet. Burada böldüm Evet. şeye. Cemlenmesine göre burada böldüm. Cemlenmesi nece olurdu? Sonu CH, SH ile bitirse onun cemlenmesi Z Ben harfiyle bu men edilir olur. mesela. Sonu neyle Biz. bitirse E, S, E ile. E, S, S ile bitenlerin ise cemlenmesi Harfi. nece olur? Harfi Z ile de olur. C. Ondan sonra müeyyen miktar sayıları verebilirsiniz. 2, 3, 4 mesela. Bir şeyle gözle. 2, 3, 4 mesela bile de verebilirsiniz. En artıklı da verebilirsiniz karşısındaki sese göre. Yani karşı birinci hansısın ondan da verebilirsiniz. Ama eş şakıt sağıtır mısınız katiyen? Mesela diyelim ki Japanese veyahut iki tane Japon demek istiyorsunuz. Two Japanese. Tabuna eş O şekil sağlatır mısınız ha? bayağı izah ettikleri abituriyent kitaplarında yoktu. Ama bu vardı. Bu malumat var Ha bu abituriyent var kitaplarında. bunu bilirim o bizler yok uydu. Ha Evet. temel nice. Sonu seçeneğine bitirse cemlenmesi nece olurdu? Z Ben artıklı. bunun Tek ve formasını artıklıyım. nece verirdik? Bu şekilde verirdik. Ben bu ben artık. Ha son. Sonu S ile bitenlerde. Karşısına Z de verebilirsiniz. 2, 3, 4 de verebilirsiniz. E'n de verebilirsiniz. Ama hiç vakit onun sonuna S şekilsiz ilave etmeyle cemleyebilmezsiniz. E Chinese, E Japanese diyebilirsiniz. Two Chinese diyebilirsiniz. Two Japanese diyebilirsiniz. Onlar cemlenmir. Aydın da benim de. Ben. Aha. Demek Ben. bunların yerli kağıdını siz bildiniz de sabitlenen birleşmiş sıfatların yerli kağıdı. Neyle olur? Of Ofman olur. ile. Hangi millet adlarında Of apostrofesinden olabilir? Sağlık olsun. Hangi millet adlarında apostrofesinden olabilir? ile. Sonu CH ile SE ile biten SS ile bitmeyenlerde apostrofes olur. Aha. Ama bunlardan olan da Apostrofe. ofman olur. Videoda anı geyiklerinizi götürersiniz. İndi geri neye? İndi geri yerli kağıdı mügayese derecesine. Yerli kağıdı mügayesesi. Nece olur? Ben bir Zato. cevap verebilirim. Buyurun. Substantifleşmiş isimlerin yerli çalı apostrof s ile yazmışsınız da düzelir ele. Yok, ben öyle şey dememişim. Tamam. Substantifleşmiş isimlerin yerli kağıdı, yerli kağıdı. Of, of. Ofnan olur. Es, Millet aa. adları Ya substantifleşmiş isimlerdir. burada yazmışsınız the old people's apostrof s ile O ona göre gözüm substantifleşmiş orası isim değil. karıştı. Substantifleşmiş isim budur. Bak melme budur. O dedim ki ben bunu siz evvelce ne koşulmuyorsunuz? Yo, ben bir ara internete melebili gitti o yere kulak İnternetiniz olabilir. ışıtma Ha işte. melme. Demek neydi? Onun sonuna gel people sözü falan ilave olursa o söz Aha. apostrofes gösterebilir. Ama bunun özü hiç vakta apostrofes gösteremez. Aydın da çok sağ Bile. ol. Bu şekilde. Millet adları da dedim ki bunlarla bak bunlar varsa of olmaz. E başkın apostrofes olmaz. Bunlardan başka sonu bak bunlarla bitenlerde ofla olur. Sonu başka harfle bitenlerde ise yerli kağıt apostrofesinden de verebilirsiniz. Cemleyebilirsiniz. Ondan sonra da normal. Normal isimler nece istifade olunursa onlar da nece istifade olunur. Şimdi gel Zetof kaydasına. Zetof nedir? Zosof nedir? Buna değiller comparative degree of comparative degree of possessive case of the noun. Yani yerli kağıdın mügayese derecesi. Ne demektir? Bunlar. Evveldeki isme istinad eliyle. Mesela diyelim ki Edwards car is faster. Bu çok çaştırıcı bir şeydi. Faster.
Then that of Albert. Albert. Yerli çal verdim mi sonda? Hayır. That of neye göre verdim? Bak bu kar sözü tektir ona göre. Gelin kırmızı ile işaretleyip dikkat getirersin. Bakın kar sözü tektir diye that of verdim. Ve that of veremse de sondaki isimde apostrofes olmur. Olmur. Apostrofes olmur. İndi gelin. Bu sadece sıfatın mügayese derecesine aitti yoksa? İsmin yerli çağına mügayese derecesine aitti. Burada gerek yerli sıfatta bir tane mügayeseli bir şey olsun burada. Demeli Z of olanda ne olur? Evvelki isim ne de olur? Tek de olur. Zoos of olanda ne olur? Evvelki isim cemde olmalı ki biz ona zoos vereyim. Ay sorry. Yani şimdi ona da ait bir tane misal yazalım. Edwards. Books are more interesting than those of Albert. Zos'u neye göre verdim? Niye Zos verdim indi? Kısa göre. Bu Hayır, cemde. cemde oldu. Ha. Cemde Hı-hı. olurdu. Albert apostrofes verdim mi? Vermeliyim mi? Bəli. Hayır. Aa, Zato. ikinci Zato. sende şey. Bəli, Edward. Zosof gelirse vermirəm. İni gelin Tamam. diğer misal çekeyim size. Diğer formasını yazıram. Bak bir bir yazıram. Silip yazmıram ha. Bir bir yazıram ki ekranda gözünüzün karşısında olsun. Edwards car is faster than Albert. Yani eğer ben Z of kaydası vermiremse, öylece zenden veremse, orada neyin ire? Apostrofes koy. Apostrofiz. Burada yerli verir. O zaman yerlik veririk. Cem isimde de aynı kaydede olur. Kar yok, kars olsun, ar olsun. Aynı kaydede. Zenden sonra ne gelir müellimler? Bir başka isim gelirse, ben Albert verebilirim. Başka ne verebilirim? Zetof. Zen. Zetof Albert. Yok bir dakika gözlüğünü. Zetof'u yukarıda yazmışım. Zen. Zen. Albert Scar. Bu şekilde de Bir de verebilirim. orada o Zetof, Zosof. Ben böyle başa düştüm ki elə bir ki apostrof S'i əvəz edir. Aysa onu ile. Sonra nece verebilirim? Zen. Ben Albert'ten Zekar. sonra ismi Zekar. verə bilərik, verməyə də bilərik. Tamam. Zekar of Albert. Zen Zekar of Albert. Apostrofes de verebilirsiniz burada. Zen Zekar of Albert. Zen Albert. Zen Albert Scar. Üçünü de diyebilirsiniz. Bak ne olmaz şimdi diyeceğim. Hangisi olmaz onu diyeceğim size. Buradaki Şayet ismi ya. biz, bak buradaki isimleri, buradaki isimleri biz, heç vaxt, heç vaxt, bu hissede, bak bu hissede, bu hissede, one sözüyle onu əvəz eləyə bilməliyik. Yani biz orada one diyebilməliyik. Necə olmaz? Necə olmaz? Then Albert one. Bak sonda belə olmaz. Then, ulduz görürüm ayağını. Then Albert one. Olmaz. The one of Albert. Olmaz. Bu one sözüne göre olmaz. Sonra that one. Yerli çala biz verebilmeliyiz bunu. Olmaz. Sonra ne olmaz? Zen Zetof Albert apostrofesi olmaz. Zetof Zosu
Albert. Apostrofese göre, bak apostrofese göre. Bu kuruluşta apostrofesi olmaz diye bu da olmaz. Aydındır. Karıştırmazız ki. Hayır. Müellimler. Demek ki Ümumiyyətlə. falan da apostrof götürmürük de belə çıxır. Sen zaten bu Zət anda of olanda z bəli z of olanda götürmürük apostrof. neyini yapastır ve hiç götürmürük. Bir de Van əvəz etmirik orada. İsmi Van'dan əvəz etmirik. Ay so. Şey gözlüğüm. Ama sifətə müqayisə dərəcəsində əvəz edirik. Bu başka, o mürekkep isim kim verir? Bu başka bir siz değil. Bunlar kitaplarda yoktu ama. Bu izah kitaplarda yoktu. Çeteki gördüğünüz. Double genitif neydi müəllimlər? Koşa yerli halı. Aysa. Double genitive odur. Bəs double genitive dedik. Bəs absolute genitive müstəqil Müstəqil sənə. yani. Ha. Müstəqil yani ha. Azerbaycan bir iki mesela için. Azerbaycan vatandaşı demek istedik. En Azerbaycan Azerbaycan citizen. ne diyecek? Citizen. Buna patrobesine verebilirim. Bence hayır. Hayır, Yani. vermeyiz. Vermirik. Tamam. Vermirik. Bu mürekkep isimdi. Xüsusi isimler sifət rolunda olarsa, sifət rolunda olarsa, xüsusi isimler. Biz heç vaxt onu neyin əmirik? Yerlikte Yerlikdə bir. vermirik. Xüsusi isimler. Məsələn deyək ki, belə bir quruluş var ki, məsələn deyək ki, Azərbaycan mətbəxi. Azerbaycan kazın. Cuisine deyirik de, orada biz apostrofes vermirik. Azərbaycan, əgər xüsusi isimlər sifət rolunda istifadə olunursa, neyin əmri ona biz? Apostrof es vermirik. Apostrofes vermirik. Ancaq Of la cəld edə bilərik, yoxsa mən cəld edə bilmərik. necə? Of la necə edə biləriz, Citizen of Azerbaycan. Onu verə bilərsiniz. Bəli. Onu verə bilərsiniz. İndi bəs mən əgər desəm ki, plankes gildə, o zaman xüsusi isimlər necə istifadə edəcək? Apostrof esnə. Apostrof Apostrof esnə. Bəli, o gildə məsələsini nə ilə müəyyən edirsiniz? Ət sözü önüyle. Ət. 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 Uncles. Ət tutaq ki, Aygüns. Ha. Belə. Aydın da müəllimlər. Bəli. Deməli neyirik? Bunlar aydın oldu. İndi mən sizə izah edəcəyim. Bir de başka marka adıdırsa marka. Mercedes, nə bilim tutaq ki her neyse marka adıdırsa onun yerli kağıdı verilir. Əgər xüsusi isim dövlət adıdırsa vesaire, dövlət adı kimi verilirsə,
Sonra grubun adı kim verilirse bu yerli çalda olan da yani bağışlayın. Sıfır rolünde olan bu yerli çalda verilmir. Ama marka adları verilir. Özünüz yazın zahmet olmasa. Marka adları verilir yerli çalda. Böyle bir karışık kaydadır bu. Öyle, bu hiç hoşum gelmir de bundan. Bazıları verilir, bazıları verilmir. Bak ben ama böyle gruplaştırmışam. Set rolundadırsa onda biz ona yer Aha. çal vermirik. Absolute case'dedirse yer bildiren locative genitive'dirse yani yer bildiren yerlik alırsa o zaman apostrof s verilir. Yok eğer biz onu marka adı kimi değilse de yanında marka adı kimi verirse de o zaman biz orada apostrof s verebiliriz. Mesela şunu diye ki Hansın diye McDonald's. Versus apostrofesinden verir. McDonald's. O hissini size çekip atacağım. Temel neydi? Başka indi geri neye? Yerlik hala teyin budak cümlesinin tersiri. Yerlik hala teyin budak cümlesinin tersiri. Harda apostrofes veririk. Harda of veririk. Mesela diyelim ki dünen bize gelmiş kızın bacısı. Nece diyeceği onu? Dünen bize gelmiş kızın bacısı. Nece diyeceği? Kızın bacısı benim sinif Regular yoldaşımdır. ofiste A sister. üyesleri A değil. sister of Değil. the Olmaz. girl who Buz kanlı. came here yesterday. Ekran niye gitti? Gözlüğün göre. Ekran öz özüne attı bir şeyle gözlüğün. A sister of the girl who came here yesterday is my schoolmate. Aynen bu var ha bu. Bak bu. Teyin budak cümlesi. Burada sister'a aitti yoksa girl'a aitti. Of zekalı aitti. Girl'a Yola. aitti. Niye? Teyin budak cümlesi teyin ettiği ismin yanında işlenir. Ve buna aitti. Besmen desem ki Or Besmen desem ki Aygün'ün benim sınıf yoldaşım olan bacısı bize gelip. bazısına ait olacağım. Aykın sister. Yine de huyun yanında olana Da aitti. Da sister. sisteye ait. Ha, şu. Elmer burada neye aitti be? Sister. Sister. Ha. Demeli neyin yanında işlenirse ona ait olur. Neyin yanında işlenirse ona ait olur. Burada girl'a aitti. Burada sister'a aitti. Ancak birden görürsünüz ki, birden görürsünüz ki. Bu teyin edilen ismin yerli kalma pastrofesinden olmur. Hiç vakit apostrofesine verebilmiyor onun yerli kalını. Hemşe ofnan olur. O zaman artık şartlar değişir. Öyle ofnan da vermelisiniz. Hansına ait olur olsun. Şimdi testler göstereceğim var. Buna ait testlerim var. Göstereceğim onu. Veya ben diyorum ki bize gelmiş veya diyelim ki dünen bize gelmiş Aygün'ün çantası güzeldir. Burada çantadı. Aykün, aha. Who came Aygün. yesterday? Okay. Yesterday, ready. Ah, to us yesterday. Yesterday's bag? Oh, dünenki çanta. Küçükte duran kişinin iti.
Hemen. Mən bu cümləni testdə görsəm götürməzdim düz kimi, səhv götürərdim. Küçte duran kişinin iti. A man in the corners. Çünkü neye göre ben noun phrase derdim mi size müellimler? Phrase derdim mi noun phrase? Ben. Buna göre. Baba burada gelmişimize yarayacaktı. Ona göre derdim. Bu nedir? Cümlenin müptelası noun phrase'den ibaretti. Cümlenin müptelasını ortaya böv. Yerli çalı buradan verebilirsin mi? Hayır. Yerli çalı araya olunur. İsme var Evet. olunur öyle. İsim ne, hangi formalarda olur? Söz fraz şeklinde İsim söz var. Yani söz ve yani söz yerli birleşmesi. kelime bu olur be. Söze fraze bu olur. Ben bu frazı iki yere bölüp buradan verebilirim mi yerli kelime? Hayır. Hayır. Ona Hayır. göre de a man in the corners. Aygün who came to us yesterday is bad, is beautiful. A man in the corners dog is barking. Gelin onu resmi şekilde ben kitaptan gösteririm. Belki de gözleriniz inanamaz. Neyse, mənə qaranlıq qaldı deyə bilmirəm. Niye non phrase ne halde olursa da ondan olur da bir cilik gözlüğün kitap vardı. Niye karanlık Armen mi? Noun phrase'i de noun phrase'in sonuna verilir. Aslında tercümede de Azerbaycan dilinde öyle olurdu. Ben. O kayda da verilir. Kim dikkatle kulağı açsa, kim bu derse koşulduysa da çok şey elde ederdi. Koşulmayan müellimler elice videoya bakacak şimdi mecbur. Hanım ben dedi bu kitap nice oldu bak. Ayrı bakta çünkü belice gelir. Gözlüğüm yok yoktur neyse. Göstereceğim screen eli batarım bakarsın. Screen eli bir yollayarım bakarsın dersten sonra. Ama bir şey var. Burada da biz, bak bu kuruluşta da biz. Eğer isim apostrof esnen bak bu tayin olunan isim apostrof esnen yerli kalı alınırsa o zaman da yeni yerli kalı vermeyeceği. Mesela şu stolun gıçı, yaşlılar, cavanlar yerli kalı alabilir de apostrof esnen. Biz o zaman orada şartları değiştireceğiz. Niye gelin testlere bakalım benimle? Testlere bakalım. Benim. Bu testereyle sonra cevaplarını değil biz aileyeceğim bir. Yani ki bitti her anlamı da mende. Çiçekli seslerinizi de açın. Özüm sesler bile kökünden bağlayırım Bəli, ki elinizde eğer. Çiçekli gözlüğün zahmet olması. Bir çiçekli bir çiçekli. Hemen. Şimdi başlayalım. Ben cevaplar diyelim yokluyun özünüzde ve izah edeceğim narahat olun. Demel hara yazmıştım cevapları her defa. 1B Bakı. 2S 3B 4S 5B Bakı. 6 5 tane vermiştim. Bir de diyelim. 1B Bakı. 2S 3B 4S 5B Bakı. Ne oldu? Neyin adı? Cem iki Ben tane dizim var. Yavrum. ilk defa ilk Sen. defa müellime narahat olmayayım. İzah edeceğim. İndi, Tane bunu dizim var. böyle bilmek başkadır. Bir de var ki izah Çok edenden sonra çekindim. eleme. İzah edenden sonra artık yani malum olacak size ne demek istiyorum ben. Mermer 3 evet. değil. 3 3 malum. 3 sefti. 4 ile 5 Cümle böyle sefti. asad mövzu kimi gelir ama içine girirsen Bəli. 5 neydi deyirsə Pervane Məlmə? Neydi deyirsiniz? Bir. 5B Beş Bakı. Akı bəli B. Şimdi başlayalım daha. Birinci, Yani. üçüncü testi yeniden Va. Bilmem şeyini. Aa, değişerim. İyi bir yoktu. Yazdım ben be. Tamam. Değişerim. Yani gönderinde değişerim. Bakın Yazı yok. Məlmə. Linda's cat bought yesterday is cute. Bak alınan nedir? Şişti de alınan ele.
Neyi Evet. təyin edib onun yanındadır. Both ne demekdir? Which was both. Yani Alt. təyin dırnaq cümlesinin ixtisar olmuş formasıdır. Which was both da o, which was ixtisar gedir. Orada qalır both'un. O participle two şeklinde qalır. P2 şeklinde qalır. P2, participle one. Yani participle one hansıdır? ING ile olanlar. Participle two hansıdır? Fe'li sıfat 2'dir. Fe'lin o cədvəldə 3. yerdə duranlardır onlar. Əgər isimdən sonra gəlirsə, görün o ismə mi aiddir? Onu mu təyin edir? Alınmış pişik olur da, elə mənimlər. Bu doğrudur birinci. Bizdə nə istəyir? Düzgün istifadəni istəyir. Sleeping in the kennels ne demek tamamlar? Kennel ne demekti? Orada isimlerin sırasında vermiştim size. İt damı demekti. Tamam. İt damında yatan Edward'tı yoksa itidi? İti. 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 Alton. Şimdi biz bunu verebilir miyim? Bu düzgün götürebilir miyim? Derim ki it damında yatan Evet. Edward'ın iti. Yaralanıp. Hayır. Hayır. Ona göre kini sertte çıkarır. Burada da derim ki it Ama damındaki içeri Edward'ın et olduğuna göre. İt damındaki Edward'ın iti yaralanır. İt damında olan Edward olur, it olur. İt olur, Tabii ki. sertti. Serti. Derik ki, Sam's car hadn't been washed by him, was clean. Sam'ın onun tarafından yuvulmuş maşını Having been temizdir. washed. Polis Burada bulvandı. Var. Polis. Ay yok yok. participle Polis bulutu da Mayavik'den başlıyor. Burada boşluk var. Axı. Meşhur növdədir. Demek bu neydi düz. müəllimler? Yani. Düzdü mü? Düz. Yani yani Düzdü. tabii. Bəli düzdü. Dördü düzdü seçilir. Bir de düzdü. Beşe bakırıq. The cat of Linda bought yesterday is cute. Dünən alınmış Linda'nın pişiyi deyirik. Linda alınıp yoksa pişiyi alınıp. Pişik. Yani birinin beşin fərqinə baxın. Bir düzdür ama beş səhvdir. Bir de düz vermişik. Ama beş səhvdir görsünüz. Ona göre de beş, bu beşin üstüne kaç çeker. Edward Stoke sleeping in the kennels is injured. Yani Evet. it damında yatan itten söhbət gedir. Edward'ın it damında yatan iti. Düzdür mü bu? Düz. Düzdür. Bəli. Düzdür. Gördüğünüz dog sözünü ne təyin ilerdi? Sleeping in the kennels yani yatan it. Yatan it ona Tamam. göre altı da düz. Bir, dört, altı doğru altı cevabımız B variantıdır. Geçir ikinci teste. The reputation of Madonna, the American singer, is international. Yani American singer olan Madonna da yoksa reputasyası da onun. Madonna olmalı. Madonna'nın reputasyonu. Bizden ne Madonna'nın istiyor? Sefer. reputasyonu. Reputasyonu. Bu Bizden sefri ne istiyor müəllimler? sehpli. Bizden yer yalan. Sehpli. Sefri. Bir düzdü, bir yarı düz ama iki sefri. Çünkü reputasiya olmuyor ki American singer. Madonna'nın İki özü olur. sefri. Ona göre sefri biriyle ikidir. Bizden sefri istiyor ha. The car of the lady I have lunch with wouldn't start. Yani nahar ettiğim kadının maşını Bu düzdü. inir. İşte böyle. Yani yola düşmedi, işlemedi. Bu düzdü. The lady's car I had lunch with. Ben nahar elediğim kadındı yoksa maşını. Kadın da önce sert Maşındı. dedi. Ona göre dört de sefti. Bizden sefti istiyor. Dördü de götürdüm. The arm of the man broken by Roberts was treated by the doctor. Der ki oğrular tarafından kırılmış kişinin kolu hakim tarafından düzeldi. Kişi kırılır yoksa kolu kırılır. Kolu Kolu. kırılır, ona göre bu sefti. Ona göre de Evet. o beş Yok sefti. da o Altı kırılmadı. düzdü. Altı düzdü ama. Yani bizden sefti istiyor. Düzler hansılardır? Bir, üç, altı. Bizden sefler istiyor. Sefler hansılardır? İki, dört, beş. 2, 4, 5 de C variantıdır. Üçüncü testi de öyledim. Yeni testi kaydı bir de sağlam. Beş. Ha, mənim birisi dörtte bir, beşte səhvim var. Baxım nədir? Mənimlər, enerjinin 10% olmasa, enerji deyil. Gözlüyüm bir dakika. Ne yapıp? Bak bunu belə təsvir elədiniz.
Təsvir elə diyor yox, bir dəqiqə qulaq asın. Səhv yanaşma oldu. Enerji sözü. Yenə kimi apostrof Bir. görürsünüz? Heç vaxt. Heç vaxt biz enerji sözünü apostrof et qəbul edə bilmərik. Axı cansızdır. Biz bunu necə apostrof etsinə verək? Cansızlardan mən dediyim qaydada yanaşın, onda düz tapacaqsın. Ama bu enerji sözüne ait deyil. Özüm qəsd salmışam bunu. Yani gerçekten sağlamışım ki bu böyle bir şeyler de olabilir. Enerji sözü hiç vakit apostrofesinden götürülmür. Mücerret isimlerin, Demet onu yazın. Mücerret isimlerin ve bazı isimler var ki mücerret Allah aşkına kabul olunan gözle görebilir ise de onu. O isimlerin yeri kalı hiç vakit apostrofesinden olabilmez. Mücerret Mücerret isim. isimlerin yeri kalı apostrofesinden olabilmez. Pamela için 400'lü 3 sefti. Dörtte ölkənin deyirik de, enerjisi Bəli. demirik. Onu. Ölkə enerjisinin 10% demək istəyir. Faizi həmişə nə ilə veririk biz? Məsələn, a person of deyirik de, burada da o qaydadadır. Person of demir, müəllimlər. Burada Ovla da o qaydadır. veririk de mənimle. Necə? Ovla veririk de mənimle, öyle deyil. Bəli. Ofla veririk. Ona görə bir cilinə səhv budur burada, üçüncüdür. The charity project has been a success. Bu düzdür. The project of the charity. İki cür de verebilirik bunu. Proyekt olmasa, layihə olmasa, xeyriyyəçilik değil. Xeyriyyəçilik olduğu kim qalır? Ona göre onu biz hem apostrof ile verə bilərik, hem de ofla verə bilərik. O zaman biz sadece ofla veririk ki, sadece ofla veririk ki. Onu, yani mesela şimdi proyekt sözünü buradan ayıranda xeyriyyəçilik işe yaramasın. O zaman ofla veririk təkcənə sadəcə. Hər iki formada ne zaman verə bilirik? İkinci sözü olub olmamağa birinci sözü təsir etmir. O zaman biz hər ikisiyle verə bilirik. Ona göre bir de düzdür, iki de düzdür. Üç səhvdir. Niye enerji sözüne heç vaxt apostrofes artıra bilmərik biz? Heç vaxt. Beşe baxırıq indi. Mike is the cousin of Albert I work with. Burada Albert'le bir yerde işləyirəm. Bir ile Aşağıda iki kişi. ise Mike is Albert's cousin I work with. Burada ise kuzeninle işleyelim. Aydın'da 5'nin 6. Bir ile ikinin okşarı çıktı. Eyni kalp. Yok. Bir ile iki de başka cür. Yani burada neye tayin edilirse onun yanında işlenir. Bak mesela şu I work with Albert'le de işleyebilirim. I work with kuzeninle de işleyebilirim. Maaş situasyonu vermiyorum. Ben ne bileyim ki orada Albert'le işleyeceğim ya kuzeninle işleyeceğim. Ama yukarıdaki bu testlerde konkret sebepler var idi. Çünkü iddiamında Edward yatabilmezdi. Veya Linda alınabilmezdi. Bunlar da konkret. Test olarak demirəm müəllimə. Bayaq ki 5 4-ün 1-ci 2-ci cümləsini deyirəm. He, düz. Aysan, bəli. İni gəlin neçəyə biz? Beşe. Düzgün variant istəyir bizdən. Deyirik ki, paytaxt şəhərdən gələn bacımın iti çox sevimlidir. Düzdür mü bu? Bəli. Düzdür. Deyirəm ki, bacımın sevimli olan iti keçənli öldü. Düzdür mü? Bəli, düzdür. Bəli olmuş, düzdür, bəli. Keçən həftə qırılmış Edward'ın qıçı. Hey, bu səhvdir, çünkü Güzel. Edward'sın. Burada Edward'sın. Edward qırılır. Qıçı qırılır da bunun. Üç Bəli. səhvdir. Ama dört düzdür. Edward's leg broken last week. Edward'ın keçən həftə qırılmış qıçı. Ama Başka. ikinci tercüme olunur. Keçən həftə qırılmış Edward'ın qıçı. Beşe bakırız. The meal on the table stays. Milin yeri kalı neyle verip biz? Ofna. Of. Ona Bir göre şey. 5 dertli ama 4, 6 düz. Altı Demen doğru cevabımız hansıdır? B variantı. Bir, iki, dört, altı. Bir B. düz kaldı B var. Biz tercümeye bakmırız da tam olarak. Tercüme Ne kadar mütler. Mütler. Tercüme kim mütler. olduğuna bakarız. Mütləq tərcümə, mütləq.
Saniyede 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vaxtı da yazdım. Zəhmət onu səsləri bağlayın. Aydın olur müəllimlər yavaş yavaş. Sizin dəqiqliklə o izaha qulaq asmağınıza sevindim həqiqətən. Bir dənə orada bunu apostrofesinə ola da bilər, olmaya da bilər deməmişəm deyə bir dənə ola bilsin. Mən də üçü ona görə götürmüşəm. Onu səhv hesab eləmirəm. Mən Onu deyil götürmüşəm, səhv, bəli, onu səhv hesab eləmirəm mən. Çünki ama onu etdim. ne demədim orada. Onları götürməmişəm, ona O, görə səhv. aha bəli, orada ola da bilər, olmaya da bilər. O sizin səhviniz deyil artıq. Ona görə bunu İndi söyleyeyim. üzür istəyirəm sözünüzü kəsir. Əgər bu cürlərini bir daha rast gələriksə, onda biz belə götürmürük də. Ofnan olanları indi bu, əgər iki dənə verilirsə, biz onda hansını düz götürək? İkisi de düzdür müəllimim. Belə de ola bilər Tamam. apostrofesinə. Bu Z Party ofisi yerli kanla verilirsə de. Apostrofesinə de düzgündür. Apostrofessiz de düzgündür. Tamam. Siz de düzgündür. İndi gəlin 7'ye. Sonra CH ile bitenlerin yerli kanı necə verir? Ofna. Ofna. Ofnan. Bəli. Ona Bitti. göre de 1'i Bitti. çıxırıq. 2 doğrudur. Bəs 3'ü dedim sonu hansı ilə Yani bitenlerin yerli olabilir. kanı apostrofesinden olur? Sonra CH, SH, SE. Müəllim, Bu onunla bağışlayın, bir bitir. daha Bu tezden onunla yekini izah bitir. edebilirsiniz. Mende internet gitmişti, hiç gitmedim. Neyim elime? Yeddini bir dana birincisini yeniden izah edebilirsiniz. Mən işitmedim, internetim gitmişti. Elime. Dedi, yedi belədir. Sonu bak bu hərflərlə biten millet adlarının yerli kalı ofunan olur. Apostrofesinden olur. Aha. Ona göre biri çıktık biz. Tamam. İki düzdü. Üçteki millet adının sonu neyle bitir? N harfi. Yani. İtalyanlar. Bunlarla Alman. bitmiyip de o düzdü. Apostrof verebilir yoluna. Dörtte Aha. C ile bitip ona göre Evet. cemlenmiş. Dörtte Dörtte şimdi. Dörtte neyle bitip CH ile bittiğine göre biz apostrofesine verebilmeliyiz. Yes apostrofuna verebilmeliyiz. Apostrofsa doğru. Ofla olur. Ona göre dördü de French. çıkıyor. Ne kaldı? Sorry. 2 ile 3. Cevap C. Cevabı. Aydın oldu. Ha, bu indi izah edildi. Bel, Evet. bunu indi yazmışam hemen. Bu düz İzah doğru. edildi. Tamam. İndi gelin bakalım. Z oldu Of. yerli kalı necə düzəyir Ofla. Masam gel. Ofla. 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 Bu ona göre Ofla. kapı olmaz. Onun Şey. yerine küçük İki düzdü. düzdü. Biz French'i yerli kalına apostrofesle mi veririk ki burada da apostrofesle verelim? Ben. Dört düzdü. Hayır, ona göre de dört düzdü. Üç səhvdi. İki ile dört doğru Cevabım. cevaptı. Cevabımız D var yani. Aydın olur. Ben. Müəllimə. Düz yazanda sevinirim. İndi gəlir 9'a. Bu team, family, crew, government vesaire bunlar kolektif isimlerdi. Mənim bir de Kapuist. dəqiqə, bəs biz 8'de bayaq siz dediniz ki, substantivləşmiş isimlerin karşısında isim olanda ona apostrof es vermək olur axı. Harada isim var. Mən It's dedim old. adam hanı? The old in the nursing Bu isim homes'da değil ki apostrof o isim değil bu phrase'di. es. Phrase ismin yanında işlenen phrase'di. Karşısında bir siz mi old people olsaydı isim olsaydı. Aha. Bu isim Aha. değil ki buna denir prepositional phrase. Sözünü gelip Ha, sözünü onun geldi gibi var onu söz önüyle gelende onda isim phrase olur, isim kimi kabul edemiyoruz. Elemri ama bazı isimler var ki özünün terkibinde de o söz önlü ifade. Maza in law, faza in law. Bunları bundan katmayın. Bu başkadır. Ben mesela çünkü bize old deyirəmsə bu substantivləşmiş sifətdir. Onun karşısına gələn o prepositional phrase sifəti onu təyin edən təyin budaq cümləsinin qısalmasıdır. The old who are in the nursing room deməkdir. Who are ixtisar gedib in the nursing room qalıb. Ama maza in law, faza in law onun qısalması deyil ki o sözün özüdür. Deyirəm ki birden qarışıq salarsınız. O sözün özüdür değil, onun yerli kalı apostrofesinden olur. Ama burada bu əlavədir deyə, əlavə isim əlavəsi. Azərbaycan dilində de var, elə bir şey. İsim əlavəsi. O buna ait değil. Aydındır mı, keçin mi diqqət etsə? Bəli, Mesela bəli, bəli, bir özür çox istəyirəm. Bu sağ olun. isimləşmiş sözlər tərcümədə də gedəndə hansı sualı kimi gedir də, yox? Necə yani?
Yani tercümeye belə çevirdikdə, yani tercüme baxımından da rahat olsun deyə dedikdə, hansılar, hansı kimi sualıyla gedir, yoxsa Kimler? kimlər? Hı, kimler? İsimləşir baxı. İsmə hansı sualını verə bilir. Bəli. Tamam, ha, Belə. aydın. Ona göre 2 ilə 4 doğru cevaptır. Sonu CH ilə bitir deyə biz bunu bu şəkildə verə bilmərik. Belə verməliyik 4-cü kimi. Ona göre 2 ilə 4 düzdür. Cevabımız oldu 2 ilə 4 D variantı. Aydın oldu mu bu test tam şəkildə? Şübhəniz qalsa bir də izah edin. Yok, Yox, yok, çox bu sağ asla olun. değil. Burada Ha. Dinara müəlliməm Son. belə başa düşdüm ki, isim plus sözünü gələrsə apostrof S olmayacaq, da of olacaq. Əgər təyin budaq cümləsinin qısalmasıdırsa. Ha, bəli. Normal isimdirsə, məsəl üçün, mother in law, father in law, editor in Çox chief, başa düşdüm. man of war. Bunlar mürəkkəb isimlərdir. Onu bununla Ha, qarışdırmayın. başa düşdüm oradan. Aha, belə. Sonra 9'a bakırız. 9'da ne istiyor bizden? Yine komparatif digri istiyor ama neye dikkat edirsiniz? Bak kim var ha? Kim? Family. Ondan sonra government, crew vesaire. Onların karşısında haber cem gelirse onlar cem isim kimi götürülür. Kim sualı verilir onlara? Haber cem gelirse təyin budak cümlesinde who veririk. Haber cem gelirse onlara biz kim deyirik? Haber cem gelirse onlar cemdir. Cemdirse onun haberi cem gelip. Burada zərf verə bilərik mi? Hayır, zos Yok. olmalıydı. Zos olmalıdır. Ona göre A variantını çıxırıb. B variantına bakırıq. Family is gelip. Buna zos Zet verə vermeliyim. bilərik. Zərf Zet verəcək. olsun. Çünkü, bəli. Burada team are verilib. Burada zərf verə bilərik. Zos. Hayır, zos of. Aha. Çıxdıq onda. Burada isə burada Adam sulardı. Zəmdən sonra bir söz təkcə gəlirsə mütləq şəkildə ona biz apostrof et verməliyik. Zən adam əsla deyə bilmərik. Biz zən the team of Adam deyə bilərik. Zən the team of Adams deyə bilərik. Amma apostrof etsiz onu əsla bak bu bir dənə söz şəklində verə bilmərik. Apostrof et olmalıydı. Bayaqkindən bunun fərqi var ha. Bir dənə mən testləri oxşar seçmişəm ki, göstərəm sizə. Bax belə bu şəkildə isimli verilirsə, apostrof ola da bilər, olmaya da bilər. Amma isimsiz verilirsə, yanında isim olmadan verilirsə, isim birbaşa verilirsə, o zaman orada mütləq də apostrofeyiz. Yəni mən tək şəxsin adı çəkilirsə mütləq apostrof S Bəli, olmalıdır mütləq. da. Ama şəxsin həm özü, həm ona mənsub olan isim də verilirsə, o zaman apostrofesi biz verə bilərik. Veririk də, vermirik də. İndi burada da family təkdir. Is verildi. Burada da Z of Mr. Smith yazılıbdır. Doğrudur mu Hayır, çünki bu? sizimiz Onda apostrof. Y bende düzdüm ama is bu Y tərəfdə bəli, zətum. Y doğru da elə biləm deyə deyirsən. Y variantı doğru cavabdır. Kalan hamısını mən dedim size. Bəli. Bak burada Hə. səhv hamısını dedim. Y variantı doğru cavabdır. Dinara Məlmə, bəs Buyurun. orada sizin sonundaki es nədir? Orada apostrof düşmeyeceğim. Apostrof olmalıydı. Adıdır. Adıdır. Smith belə ad da var. Özüm qəsdən belə salmışam. Yani belə ad da Yəni var. isminiz ad var da belə içində. Var Yəni var. ismi Bəli. isim Bəli var. deyirik. Var Ha, var. tamam, aydın. Bəli. Çox sağ ol. Buyurun. Ona bakırıq indi. Bizden doğrunu istəyir. Mike'ın ekizinin demek istiyor adı. Ekiz iki tane olur. Mike'ın ekizi ise de bir tane Mike var, bir tane ekizi var. Onun bize apostrofesini nece vereceği? Mike's twins. Her ikisi apostrofesine verilecek. Ona göre D var. cevabımız burada D variantıdır. Burada niye sertti? Twin sözünde apostrof yoktu. Apostrofesi olmalı. Ona göre anı çıktı. Mike's twins. Twin'i cemde veripti. Mike'ın ekizidir de iki neferdi. Biri Mike'tı, biri Dobbs'tı. Ona göre apostrofes olmalıydı. Beni de çıktı. Burada da Burada ahana geçtim. Ha. Mike apostrofes kabul etmeliydi C variantında. Y variantında da Mike apostrofes kabul etmeliydi. Twin'de apostrofes olmalıydı. Twin'de de. Çünkü iki tanedir. Biri Mike'tı, biri ekizidir. Aydın da benimle. Bunlar biraz Evet. dikkat talep edilen testlerdi. 11. testte bakırız şimdi. Yerlik hal istiyor. Bu böyle yerlik hallar benimle. Doğru olabilir. İki mənada da doğru ola bilər. Ya Valideynleri. John ve Jack'in valideynləri bir adam, iki adam kimi.
Üç adam kimdi? Valideynler üç dört, ikiden olabilir de. Üç adam kimi? Ya da ki ikisinin valideynlerine söhbət gider. İkisinin bir valideynlerine. Kardeşler, bu da anası dedesidir. Ona göre bu düzdür. Ted and Bob's parents. Ted'in de valideynleri, Bob'un da valideynleri. Bu da düzdür. The students borrowed each other's notes. Burada apostrof Yani burada hiç es, hiç azet bazen olmalıydı. apostrof es olmalı. Hiç vakit cemlenmez hobi. Hiç vakit. O eski kabul etmir. Hiç vakit cemlenmez. Ona göre Yani apostrof apostrof olmalı. es düzgünlüğü. Yani Evet. apostrof es. Passenger sözü Düzgünlüğü. tektedir. Article'ına verilip. Yerli kanına bakın. Lämlänebsaft. Ona Evet. göre dört tesadüf. Birden iki doğru cevap. Ben de yarı kalaydın aydın oldu size. Çetin Ben bilmez. sizin ürəyinizə Ben. sağlık müəllimə. Ama ben Sizin gerek sağdan bir 3-4 sonra. dəfə de bu rekorda bakmalıyım. Çünkü bir balaca elə bil o təyin budak cümlelerinin kısalmalarında biraz belə çətinlik Bilmiyorum. çəkirəm. Gerek 2-3 dəfə bakmalılar bu rekorda. Siz niye müəllimə? Təyin Evet. budak cümləsində biraz cana sizin dərsən var zəiflik. Ha, olabilir. O itin ne bileyim oturduğu yer insanın bak orada biraz mende de karanlık kaldı. Ha, bir de Beğendim yerini kısaltmalarda kapattım. ben de elə bir ki redaksiyonlarda Almalardadır. De onu kısaltmaları tezliyle veririm. geçeceğim. Ona Bak göre. pronoun tezliyle geçeceğim. Ondan sonra bir de bu testi tezden hazırlayacağım. Ha, ben bir iki defa Bunun baktıram. ne Dediğim gibi üstüne düşürem temiz değil. bilirsiniz belə. Bunun üstüne ona göre düşürem ki müəllimler. O defa Ahti'nin yadınızda da şey oldu webinarı. Yani. Azerbaycan Respublikası dersin üstü. Oradaki dokuzuncu test yadınızda da. Yadınızda da dokuzuncu test. Elə qaydasınız ama test yazımda değil. Yine elə Benim de qaydaydı. test yadımda değil. Bir şey gözlüğünü açıram testi. Testi açıram. Gel o testi de baxaq. Yani o qaydaların hamısını ben size bir bir göstermeliyim mutlaka. Çünkü orada verilirse de 100% alacaklar onu. Gelin baxaq. 9'unu tepki ediyorsun nişan şey. 10'u ödüyorsun. Bakın. Bakın bu işe. Şimdi bir tane buna bakın Yadıma eleyin özünüzde. düştü. Yadıma düştü bu benim. Eleyin özünüzde keçirdim rekordu. Siz izleyin bu testi size. Hansı ki mevzumuza aidiyet yoktu bu 1'den 2'nin 5'den 6'nın. Bir şey 3'den 4'den. Ben burada seni götürmüştüm ama A variantı düz çıktı. O da ki ha təyin olmak Ben istedim. Ben de duydun ben elə dedim. ikisini götürmüşüm. Ben A'nı seçmişim onu. Ben dedim. Məlumə, burada dəli sənət əsərindən söhbət gedir. Rəsmdir burada, şəkildir. Şəklə biz bu verə bilməliyik axı. Ona göre saftım. Ona göre, bəli, Evet. buna 3 verəcəyik, ona göre bir düzdür. 3'e bakırıq. 3-6 gram. Albert'in evinin qeyri-adi damı, kreşat Tamam. var yoksa Albert'in Evinin. özünün? Evinin, Evinin. ona göre Ona göre. 4 çarpı 3 düzdür. Mənim hansı adam deyə bilərəm mi mən? Evet. Ona göre vergül olmalıydı 4-5'te. Vergül varsa da hansı sualını verebilmirik təyin olunan isme. Vergül yoktursa da biz o isme hansı sualını vermeliyiz. Hansı adam diyebilmirim axı. Ona göre Doğru. 6 düzdü 5 səhvdir. 1-3-6. C Ben variantıdır bəli. böyle takmıştım. Ben de öyle düşünmüştüm. Aha bəli. Aydın oldu mənim de izahlarım. Aydın olmayan ne varsa suallarınızı verebilirsiniz. Müəllimə bir söz soruşum. O virgül olanda dedi hansı sualı verecek? Virgül olanda. Vermeyeceğim. Aksine. Ha, Vergül bir. varsa da hansı sualını vermirik. Əlavə məlumatdır. Bir de size bir məlumat verim ki, vergül yoksa da təyin budaq cümləsi cümlə üzvü sayılır. Vergül varsa sayılmır. Əlavədir. Yəni cümlə üzvü sayılmır. Yəni cümlə Virgül eyni olmuyor. olanda Necə? sayılmır. Virgül olanda sayılmır cümle yoksa olmayan da. Cümle üzvü sayılmır. Cümle üzvü sayılmır. Yani cümlede təyin rolunu oynamır. Əlavə rolunu oynayır. Ama vergül yoktursa o artık cümle üzvüdür. Resmen has təyindir.
Bu virgül olmayana biz təyin budaq cümləsi deyə bilərik. Hansı sualına cavab verir? Bəli, mütləq. Virgül olan da təyin budaq cümləsi, yalnız cümlə üzvü ola bilmir. Əlavə olaraq verilir. Məlumə, 5-ci cümləni bir daha burada tərcümə eləyə bilərsiniz. O mənə burada maraqlı qaldı. Deyirəm ki, mən Amerika'dan qayıdan Amerika'dan qayıdan atamı gözləyirəm. Yəni Amerika'dan qayıdır. Atam gözləyirəm, atam həm də Amerika'dan qayıdır. Yəni ikisi də. Cümlənin ikisi də ayrı-ayrılıqdadır. İkisi də. Məsəl üçün, cümlənin biri digərindən asılı deyil. Sadəcə əlavə olaraq deyir ki, atam qayıdır. Ta heç kim soruşmayacaq ki, hansı atam qayıdır. Atam gəlir. Atamı gözləyirəm. Kimsə sizdən soruşa bilər mi ki, hansı atanı gözləyirsən? Elə bir sual vermək olar mı müəllimlə? Mənsubiyyət var da, mənsubiyyət. Əgər məsəl üçün deyirəm ki, mən atamı gözləyirəm. Otur geri. Siz mənə sual verə bilərsiniz mi ki, hansı atanı gözləyirəm? Mənim neçədən atam var ki? Deyir. Aha. Amma beşinci cümlədə o deməkdir ki, mənim 3-4 dənə atam var. Yeminlə Amerikada yaxşıyan gəlir. Ha, ben onu bilmek istedim. Hə. Beşteki Ona görə etmesinde. də 5 səhvdə 6 düzdür. Deyə bilərik. Tamam ya, Müəllim, çok sağ ol. I am waiting my father. Ve yox, my sisters. Onu da orada virgül Görüyorum. verə bilərik. Verir. Çünkü bazı bir iki üç tane olabilir de, bazı bir tane de olabilir, iki tane de üç tane de olabilir. Müəllim, Yok, eğer müəllim. müəllimə soruşur ki, virgül verilməlidir orada. Həmin müəllimə soruşmaq istəyir. Orada da Bazı iki virgül tane üç tane qoyulur. olur mu? Onda yok. Yok, virgül verilmemeli orada. Çünkü söhbet bazıdan gelir. Virgül ola da bilər, olmaya da bilər. Eğer bir bazısı varsa, biz onu tanıyırıqsa, ona hansı bazın diye bilmiriksə, virgül vereceği. Ama biz onu tanımırıqsa, tanımadığımız adama mütləq şekilde virgül vermeyeceği. Çünkü tanımırıq, bilmirik bir bazın var, iki bazın var. Veya bazısı çoxdursa, bazısı hakkında tanıyırsa, laf belə tanısaq belə, çoxlu bazısı varsa da o zaman biz ne inecek? Virgül vermeyecek. Çünkü hansı bazısı diyebiliriz. İki tane üç tane bazısı var veya iki tane bazısı var. Tanıdığımızsa bir tane bazısı varsa virgül vereceğiz. Tanıdığımızsa da beş tane altı tane bazısı varsa iki tane bazısı varsa virgül vermeyeceğiz. Ama ümumiyetle onu tanımırız. Bilmirik bazısı neçe denedi. Tanımırıq ümumiyyətlə. O zaman biz orada vergül verməyəcəyik. Çünki tanımırıq. Tanımayanda, bir dənə bacısı olanda vergül vermirik. Ama 5-6 dənə bacısı varsa da tanıyırıqsa vergül verməliyik. Yazın mı Müəllimə, onları? bunları yəqin ki, təyin budaq cümləsini keçəndə keçəcəyik, belə Bəli, deyil. mütləq, mütləq, mütləq. Ramina məmə buyurun, sualınızı verə bilərsiniz. Müəllimə, bir gün bu mövzunu hansı testlər üzərində biz təcrübə keçək? Bunu bir deyərdiniz. Mən də Növbəti istəyirəm, müəllimə, bugün keçdiyimiz mövzu haqqında test göndərərsiniz də yəqin ki. Ben de tertip edirəm müəllimlər. Bu tertip edib hal-hazırda yığdıqlarımı işlədiniz. Əlavə olaraq mən sizə test yollayacağım. Özüm tertip edeceğim. Bir iki gün möhlət verin. Sizin dərsiniz hələ 5-ci gündür. Yaxşı öyrənin ona kimi. Bir de 5-ci gündür de sizin dərsiniz. İkinci günün dərsini keçdim bugün. Müəllimə, Çünkü bir də bir başlayacağım. Söz günlərində nə vaxtdan başlayacağıq? Onu söz eləyin. növbəti həftədən müəllimlər. Növbəti həftədən bazar gününden başlayacak. Yəni Müəllim. qrupa sözləri bizə yavaş yavaş başlayardıq da, yəni ona görə dedim. Əzbərləmək istəyirsiniz? Yaxşı, yollayaram. Yollayaram. Yollayarsınız bir. Yaxşı. Müəllimə, əgər tələsmirsinizsə sizdən bir xahişim. Bu Yaxşı. yəni ki 9-cu testə qayıtmaq istəyirdim. Yox, tələsirsinizsə eybi yox, gələn dərs edərik. Əlimə, yox, işimsizsiniz. Nəyi tələsəcəm? Gəlin. Allah razı olsun. Bir dənə bu 9 mənə qaranlıq qaldı. Nəsə tam 30-ura Məlumə, bu timdir, crudo sözlər var ha, government sözüdür, timdir, crudo. Bunlar bilmədim həm tək də ola bilir, xəbəri tək də qəbul edə bilir, cəm də qəbul edə bilir də bunlar. Elə? Əgər onu. xəbəri cəm qəbul edirsə, bunlara kimlər deyəcəyik? Cəmdə olur bunlar. Ama tək qəbul edirsə də, buna biz nə deyəcəyik? Nə? Nə? Tək də olur. Əgər xəbəri cəmdirsə, bunlar kimlər? Deyə biləcəyimizdir.
Xəbər təsirsə bunlar nə deyə biləcəyimizdir. Təkdə olur. Bu cəmdir. Aha. Buna biz xəbəri cəmdirsə. Buna kimlər deyiriksə. Burada Zətov deyə bilərik müəllimə. Bayaq izah elədim. Xeyr. Xeyr, Zor. xeyr. Ama burada Zor. family'nin xəbəri təkdədir. Nədir Xəbərinə görə dedim də mənim? sonluqda, Zor ha? deyə bilərik. 9'da 7'de. E Hmm. variantı onun əksidir. Ha, davamı elə bil ki xəbərinə görə işlənir də. Aysa olun, aysa olun, bəli. Çünki o sözler axı bilirsiniz ki, kollektiv isimlerdir. Bunları biz, Aydındır. bəli, xəbərin cəmi də verə bilirik, tək də verə bilirik. Əgər kim kimi nəzərdə tutularsa, yəni canlılar kimi, insanlar kimi nəzərdə tutulursa, biz onun xəbərini cəmi veririk. Amma nə kimi nəzərdə, yəni cansız kimi təsəvvür olunursa da o xəbəri tək olur. Baxın, my family Aa, is big deyirik. Ailem böyüktür. Deyə bilərsiniz mi ki, kim böyüktür? Deyirik nə böyüktür. Onda böyüktür. xəbər tək olur. Amma my family, I haven't dinner deyiriksə de, burada deyirik ki, ailə üzvlərindən söhbət gedir de, yemək yiyən cansız olmayacaq ki, canlıdır. Görsünüz, orada xəbəri cəm verdik. Kim deyə bilirsə xəbər cəm olur, nə deyə bilirsə xəbər tək olur. Kim deyə Çok doğru. biləcəyimiz de xəbər cəm olduğu için kimlər diye nəzərdə tuturuq ve ona qayıdan bu zos olacak. Yox, əgər iz verilsə de, deməli o təkdədir, ne deyə biləcəyimizdir, ona qayıdan zət olacaq. Aha, Burada onda. Aydındır. team verilib, ar verilibdir. Burada görürsünüz mü, yenə zət of verilibdir. Sizin sözünüz olsun elə belə. Demək, burada ar Aydın. verilibsə de, biz ona uyğun bunu bir zos verməliydik. İz Davam pozulur verilibsə, onu. bəli, iz verilibsə de, burada iz verilibsə de, burada bunu zət verməliyik. Siz demiş. Ha. Variantına kim ar verilibdi? Yok. Yoxudur. Burada Əvəzliyi onların da yoxdur. apostrofes. Bir dənə bu səhvdir. Aha. Ha, ya variantı doğrudur. Family is that of. Eynidir. Düzgün gedir. Bəli. Aydın oldu Aydındır. müəllim. Bəli, Mənim çok orada bir şey soruşum. O zənzətof olur, zənzətof. Ondan sonra gələn apostrof es qəbul eləyə də bilər, eləyə də bilməz də yəni. yani. Yok, Xeyr, yok, xeyr. yok, yok. Zet of varsa da asla kabul edilmez. Olmaz, yok. Zet Onu of isim of zənzətofa qəbul olarsa. eləmir apostrof. İsim of olabilir. İsim of olarsa. Gəlin keçək ona. Bak bura. Bak belə isim olarsa. Bak isim. Bu Bir zaman başka isim kalıp gelmez. olabilir, olmaya da bilər. Hı. Ama Ay sağ olun. Zet of'tan sonra hiç vakit apostrofes verebilmeliyiz Zet of'tan sonra. Asla. Ben onları karıştırıyordum hemşire. İndi yaxşıdır Zenci mı? isim Ha, başa varsa düştüm. zen bir başka isim gelirse ondan sonra gelen apostrof kabul edebilir, edebilmez. Ama zenzet olan da kabul edemez. Əsla, bəli. Bəs zən olandan sonra təkcə bir Edir. isim gəlirsə? Onda Edir. kabul edemez. Apostrofesi kabul edemez. Zən varsa bəli. Edir. Aysa olun, olacaq. İndi Çok müəllimlər, baxın, doğru. bir suallar, verə biləcəyiniz sualları önceden düşünüp bu testləri tərtib eləmişəm ki. Burada bunu verəndən sonra burada testə eləyəcəksiniz, burada testə eləyəcəksiniz. Sonra bak böyle Fərdə müəllimənin verdiği sualı verəndə niye yine qayda o qabaqki testə izah eləyəcəkdim. Bilirdim ki o suallar birbirinin ardınca necə gələcək. Müəllimə, zəhmət olmasa o birinci test var idi. Onu bircə dəfə də deyərdin, zəhmət olmasa. Fıla. Mən o zamanı qaldı. Lap birinci test. Aysa. Ha, bax bu. Tamam. Principle to verilibdir. Özü alınmış mənasında. Biz iti alırıq yoxsa Linda'nı alırıq? Dünən alırıq. Tamam. Hansını alırıq? Ay, Fərbəni Məhməd. Kiti. İnsanı necə olar? Bu gəlin almaq mənasında da məri ilə verilir. Məri into. Gəlin gətirmək mənasında. Yəni burada gördüyünüz kimi alınmış Linda'nın iti deyirik, yoxsa Linda'nın alınmış iti. Dünən alınmış iti. Lindan dünen almış iti. Aysa ol. Ona Yoksa göre bir düzdür müəllimə. Ama beş dertli. Lindan. Bu diğerlerinde. İt damında Mən id vaz yatır, yoxsa it yatır. belə başa düşürəm ki, 5'də elə bir ki, belə özümdə müəyyən eləmişəm ki, o təyin hansı sözə yaxındırsa, demək Doğru, söhbət həmin doğru. sözdən gedir. Kimidir bir dəqiqə kitabında yazıb ki, nə bilim, nə deyir ay Allah, principle gəlirsə
ofnan olur mütləq şəkildə. Belə bir şey yazmış kitabında. Yadımdan çıxır kimin kitabıydı, yadıma keçmişdi o qədər. Müəllimə, onu bəzi təlimçilər elə izah verir. Mən elə öyrənmişəm. Elə deyir, ha müəllimə? Xeyr, xeyr elə deyir. Deyir, artinin özü paylaşdırır. İşte, işte, gəl, sözün olarsa ofnan düzəlir. Nə bilim, baxın, baxın, baxın. Baxın, yazıq artı özü sübut elədi. Yəni, mən illərdə onu deyirəm, illərdə mən səhv çıxardırlar, ha? Bu da müəllimə, bax, burada mən ona görə çaşdım ki, orada belə bir təyin əvəzliklər, viçdən, viç varsa, hu varsa, ondan əvvəl ofnan düzələcək, özündən sonra apostrof etsinə. Amerika kəşf eliblər də mənim özlərindən, çünki özləri yaxşı düşünmüblər o qaydanı. İndi aqqın olmaz sizə. Başa düşdüm mən indi, ha? Yəni, ən düzgün mənası budur. Xəbərə nə təyin olunursa, orucu gedir. Gəlikat. İndi keçən ilmi, iniş ilmi miqdə düşən bir sual var idi. Bir dəqiqə gözləyin. Elbi müəllimlə burada da istəmişdim. Bu görüm göndərdim mənə bir dəqiqə. Deməli, burada mən belə başa düşdüm ki, Baut burada Lindanı də alınmış Linda. 5-10 günə səhv. Hə, indi başa düşdüm. Aha, bəli, orada təyin elə bil ki, öz yanındakı sözlə elə bil aiddir də. Mən də elə, yəni elə başa düşdüm. Yanındakı sözlə belə bunu... Amma mən onu elə tərcümə eləmirdim. Çünki Zikət of Linda, Linda'nın düşünü kimi tərcümə eləyirdim. İndi Linda Baut belə götürəndə səhv olur. Dünən alınmış Linda. Alınmış. Belə isim təyin olunmur axı müəllimə, ona görə. Mən təyinə baxmırdım da. Elə bil ki, deyirəm axı, təyin budaq cümləsində problemim vardı orada. Hə, təyinə baxmırdım biz elə. Mən indi aydın oldum müəllimdə. Bəli, bəli, alınmışda. Bu tutacaq. Niyə düşmüş sualıydı? Yəni mən deyən kimidir. Mən necə izah elədimsə elədi. O kitabı idi, o bütün isim. Müəllimə, bu rekordu göndərəcək sizdə qrupa, elə. Bu dəqiqə göndərəcəm. Ha, çünki mən istəyirəm bir-iki dəfə təzədən təkrar-təkrar baxım. Yüklənən kimi göndərəcəm. Müəllimə, öyrətmək olmasın. Edirsiniz, etmirsiniz. Belə qeydlər götürəndə daha rahat olur. Müəllimə dedikcə. Bəli, bəli, mütləq qeyd. Mən götürürəm. Qeydlər də götürmüşəm. Müəllimə, sadəcə olaraq... Götürdünüzmü? Qeyd götürdünüzmü? Götürmüşəm. Kursun axırında, kursun axırında bir dənə kitabınız olacaq. Sizsiz qeydlərinizə çap elətdirir. Müəllimə, inanırsınız, bax, neçə səhifə götürmüşəm. Sadəcə nəyə görə deyirəm, qeyd götürə-götürə müəllimə o bir şey mövzunu bir şey izah edəndə də mən qaçırıram deyənə, yazıram axı. Ən yaxşı yolu deyim sizə, ən yaxşı yolu deyim sizə. Dərs baxdı, qulaq asın, sonra qeydlərinizi götürün. Ən yaxşı yolu. Mən yerə eləyirəm. İkinci dəfə rekordda. İkinci dəfə rekordda qeydim. İndi bu saçı rekordu yükləyib göndərəm müəllimlər. Sualınız varsa verin, yoxsa sağollaşaq. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun, var olun. Sağ olun, çox sağ olun, siz də sağ olun. Sağ olun, mənimdir. O qədər ağzım öyrədim, deyəcəkdim, gecəniz gerə qalsın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Axşamlar dərs keçməkdən.